Evet, şu anda demonte olarak hazırlanmış kovanın montajını yapacağız arkadaşlar. Yani hatta buradan demonte olarak kovan alan kişi bizim videoyu izleyerek montaj aşamalarını evet, görebilir. Evet, evet abi. Bunlar yan tarafları. Şu şekilde. Yan kısımları. Aslında bunlar hani şey olarak çok basit. Bunları biz sıfıra sıfır yapıyoruz. Bunun için özel abi Çin'den makine aldık. Evet. Daha doğrusu Çin'de özel yaptırdık. Bizim kendi ölçülerimize göre. Bunda delikleri açılmış vaziyette abi. Vida delikleri. Ve biz bunu şu yaptığımız hem Türkiye için var, ben bunu yurt dışı için yaptım. Bunlar İngiltere'ye gidecek. Almanya'ya gidecek olan modelimiz de var. Buradan sonrasını vidayla sıkacağız abi. Bunu isterseniz şey de yapabilirsiniz. Bunun bir montaj... Kalıbı yok mu? Var var, şeyi var. Kalıbı değil de... İşkencesi mi? Yok. İşkence daha rahat. Çivi. Ha, biz, takoz. Biz takozlar. Doğru. Süper. Şu anda bile sağlam duruyor yani. Ya tabii. Bunu sadece vida yapmasanız, yapıştırıcıya sürseniz de bu aşmaz. Şey olmaz. Ama biz tabii buralardan havşalı bir şekilde deliklerini açıyoruz. Buradan aracımız aldığında deliklerden montaj. Tamam, vidalarını takıyor. Tabii. Tamam. El yatakları yani açılmış. Yani en güzel tarafı da kargoda çok fazla yer kaplamayıp daha ucuz fiyata kargolanması. Bu şekilde. Bu ürün İngiltere için yapıldı. Bu İngiltere'nin yeni modeli. Biz daha önce uluslar arası değil de kendi İngiltere'nin ulusal kovanı var. O biraz daha farklı. Şu altta göstereyim birazdan. Bunu biz yeni geliştirdik. Aynı çıta ölçüsünde onlara göre daha basit, daha kurulumu, daha rahat, daha hafif. Bunların öyle bir şey ki biz Türkiye'de şu var abi. Kalın olsun, ağaç kalın olsun, arı üşümesin. Yok, alakası yok. Şu 2 santim tahta. 2 santim hafiflik olsun diye 2 santim. Hatta diğer ulusal kovan 19 milim kalınlığı. Duvar kalınlığı 19 milim. Altında havalandırması var. Üst kapağında küçük havalandırmaları var. Ama Türkiye'de ağaç kalın olması o arının daha sıcak duracağını söylüyorlar. Yani daha iyi olacağını düşünüyorlar ama yok, arı zaten soğukta üşümüyor biliyorsun. Yani arı kendine o kadar şey kendi yapabiliyor. Yani esas olan kovan içerisindeki arının gücü. Gücü, evet, güç. Önemli olan güç. Arı kendi ısısını dengeliyor, yiyeceği varsa her şeyi kendi ayarlayabiliyor. Yeter ki hani kovanınız iyi olsun, sağlam olsun. Ama illa da kalın olacak diye bir şey yok. Güzel tamam. Olsun. Teşekkürler. Rica ederim abi.